Sanat bence barış. Sanat bence dünyanın ortak dili. Sanat birleştiricilik. Her şeyin anahtarı bence. Kalitenin popülerleşmesini çok isterdim. Peki bize böyle bir ufak hangisini okumak istersin? Benim sevdiğim olarak mı? Yoksa senin sevdiğin olarak mı? Öyle söküp atmak sana kolay. Bu kadar yaşanmışlık masal gibi. Nasıl sevdik dile kolay. Haberler.com ekranlarından herkese selamlar, sevgiler. Ben Burak Çodur. Perdenin ardındaki dünyada bugünkü konuğum, Kültür Bakanlığı sanatçısı, Türk sanat musikisinin usta ismi Eda Karaytuğ bizlerle birlikte. Evet. Eda Karaytuğ'un hikayesi nasıl başladı? Ben hep söylerim ya, insanın kendini anlatması çok zor bir şeydir diye. Sen yine bu zoru attın bana. Evet. Hikayem tabii ki Adana'da başladı. Adana Belediye Konservatuarı. Daha sonrasında Elazığ Devlet Korosu'nun, Klasik Türk Müziği Korosu'nun imtihanları olmuştu. İmtihana girdim, kazandım. Diyarbakır'da da girdim, kazandım. Çok güzel. Ara ara TRT ön dinleme sınavları oluyordu. TRT'nin sınavlarına, tabii bunlar benim hocalarımın teşvikiyle oluyor. Yoksa ben o bilinçte falan değildim. Hatta daha da ileri gideyim. Çok güzel bir şeye sebep olmuşlar. Çok, ben hep duamdalar onlar. Her zaman vefa duyarım. Son nefesime kadar duyacağım. Bende emeği olan, ismini saydığım, sayamadığım... Kim dokunmuşsa bana sonsuz, evet, şükür. Sağ olsunlar. Çok teşekkür. O şekilde oradan da İstanbul'a geldim. Asıl profesyonel hayat tabii ki Elazığ'da başladı ama işin daha böyle katmerli hale gelmesi, daha böyle istediğim şekilde müzik yapabiliyor olmak, daha böyle geniş çerçeveli işler yapabilmek İstanbul'da kısmet oldu. Tabii ki müziğin beşiği İstanbul. Doğal, evet, olarak tabii, evet. Burada İster ki gönül sanatın hani beşiği. Sanatın hepsini, beşiği, müziğin, evet, demeyelim tabii. Burada tabii tesadüflerle birleşince her şey daha da bir güzel oldu. Birazcık tesadüflerle de alakalı bu. Uzun yıllardır sanatın içerisindesin. Tabii bir de senin perspektifinden bakacak olursak, müzik, sanat senin için ne ifade ediyor? Müzik, sanat benim için ifadesi çok çok kuvvetli. Belki böyle bir tek kelime ama sanat. Tek kelime müzik ama sanat desek daha doğru olur. Sanat bence barış. Sanat bence dünyanın ortak dili. Sanat birleştiricilik. Sanat her şeyin anahtarı bence. Peki senin sanat hayatın boyunca hayal kırıklığına uğradığın, keşke sanatçı olmasaydım dediğin zamanlar oldu mu? Keşke sanatçı olmasaydım, hayır hiç demedim. Bir daha dünyaya gelsem bir daha sanatçı olurdum. Evet, net. Çok ha, olmasaydım, böyle bir yeteneğim olmasaydı, ikinci yetenek ne diye soracak olsan kesinlikle tiyatrocu olmak isterdim. Öyle mi? Tabii, net. Var mı peki bu yetenek? Bir de insani ilişkiler, böyle hani böyle insan kaynakları uzmanı falan da olmak isterdim. Çünkü insanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Toplumun geçmiş yıllarda sanata bakışı biraz daha farklıydı. Özellikle belli dönemlerde neredeyse üniversite okumanın dahi ayıp olduğu, ben bunu yaşamış birisiyim zaten. Ben ayıp olduğu dönemler yaşadık. Senin ailende, senin hayatında, senin çevrende, sen sanata atılırken, müzisyenlik yolunu çizerken bu tarz sıkıntılar yaşadın mı? Yani sıkıntı demeyeyim de o zamanın doğrusu oydu desem daha doğru olur. Çünkü Allah sağlık versin anneciğime. Hep söylerim, anne o dönem böyle bir şeyler yapmıştı ama sıkı şeyler yapmıştı yani. Bayağı hani karşımda durur şeyler yapmıştı. Kızım işte o zamanın doğrusu buydu dediği için hiçbir şey söyleyemiyorsun. O zamanın doğrusu buydu derken düşünüyorsun. O öyle görmüş. Toplumsal baskıdan mı kaçıyor? Yani hem toplumsal acaba? Baskı hem de yani normalde ben buna kızabilirim. Kızmıyorum. Çünkü o öyle görmüş. O gördüğünün doğru olduğunu düşündüğü için kızına aynısını yapıyor. Evet. Ama ne oluyor? Gelişen toplumda bir de hayatı da takip ederdi annem. Bu soruyu sorduğumda zaten doğru cevabı almış oluyorum. Kızım, evet, o zamanın, evet, doğrusu oydu diyor. Peki şimdiki aklında bunu yapar mıydın? Asla diyor. Peki bu şöhreti, başarıyı yakalayabileceğini hayal ediyor muydun yolun başındayken? Ben müziği hiçbir zaman
şöhret olayım diye zaten yapsaydım hı hı. daha daha başka yerlerde olurdum. Tamamen sevdim yaptım, hissettim yaptım. Müziği kendim için yaptım. Öncelikle kendim için. Çünkü kendiniz için yaptığınız şey, bu bir muhabbet de olsa karşı tarafa geçer, bu bir şarkı da olsa karşı tarafa geçer, bu aldığınız bir armağan da olsa, hissetmeden yaptığınız hiçbir şey karşılık bulmaz, yerini bulmaz. Dolayısıyla ben ilk önce kendim için yaptım. Hissettiğim, bana dokunan dili, tarzı, formu neyse hiç fark etmiyor. Yüreğime dokunan ne varsa ben onları hayata geçirdim. Şununla şöhret olur muyum acaba? Öyle bir şeyim olmadı. Tabii bu maalesef ki çok yerinde bir düşünce biçimi değil bu dönemde. Maalesef ki eğer çok insana ulaşmak istiyorsan bir şeyleri takip etmen, bir şeylerden ödün vermen gerekiyor. Ama hiçbir zaman o yola niyet etmedim doğrusu. Evet, çok güzel. Yani şunu isterdim, kalitenin popülerleşmesini çok isterdim. Şu an Kültür Bakanlığı'nda... Evet. Kültür Bakanlığı Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısıyım ben. TRT ile sürekli zaten kardeş kurumlar. Orada tabii programlara konuk gidiyorum, programlar yapıyorum. Seslendirdiğim birçok eser var. Evet. Senin için en özeli hangisi? Yani Burak'cığım ayırt etmesi benim için özel olanı. Onu söyleyeceğim. Benim için sorduğun için yani Eda için en değerli evet. nedir? Benim için mesela şu anda bir şey okuyacaksam şu an benim için değerli olan odur. O yüzden hani bir ayrım yapmam söz konusu değil. Ama bu son dönemlerde benim branşım dışı halk müziği olan Nesimi'nin bir eseri var. Muhteşem şaheser diyorum ben ona. Minnet eylemem diye. Mesela bana sorsan bu aralar nedir senin için çok kıymetli? Minnet eylemem çok kıymetli. Evet. Yani yoksa bütün genel böyle bir şeyden çıkart desen onu çıkartmam mümkün değil. Çünkü hepsi birbirinden kıymetli benim Peki için. Peki bize böyle bir ufak hangisini okumak istersin? Benim sevdiğim olarak mı? Yoksa şimdi senin sevdiğin olarak mı? Sabote etmek istemiyorum. Benim sevdiğim eseri biliyorsun. O zaman minnet eylemem dediysen belki hani evet, bir kutu hemen ondan okuyabilirim. Akabinde de Gurbet'i dinleriz senden. Gurbet, hemen peşinden olabilir. Evet, aynı çok aile da güzel makamdan olur bence. Çünkü. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak yerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Yüreğine sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Bu böyle programsız bir icra oldu. Güzel oldu. Çok çok da güzeldi. İçimden geldi. Çok mutlu çünkü. Olduk. Sanat hayatın boyunca unutamadığın birçok vardır ama bizimle paylaşmak istediğin anıların var mı? Unutamadığım, yani şu an hatırıma gelmiyor. Ne bileyim, Elazığ'da mesela böyle tatlı bir anı var. Bir gazel okuyordum. Açık hava konseri. Çok sene önce. Tam da böyle bir tren istasyonuna yakın bir yerdi. Gazeli okudum. Sonra bir dinlenme şeyi oluyor gazel arasında. Bir durursun, meyana çıkacaksın. Hazırım ama böyle. Tam hazır ikinci meyana çıkacağım vakit trenin sesiyle tabii bütün konsantrasyonum, seyirci falan kopmuştuk gülmekten. Onu hiç unutamam mesela. Çok güzel. Çok yakından geçen bir tren düşünsenize. Herkes konsantre olmuş. Ben huşu içinde okuyorum. İkinci meyana çıkacağım falan. Öyle yani. Evet, öyle bir aklıma güzel. Şu an o geldi. Az önce bir anı olarak söylediğin annenle yaşadığın bir şeyler vardı. Ben oradan aldım. Duygusallık vardı yani. Sanat hayatın
Nın başlangıcında hani dedim ya o anıyı da sonra alacağız bu bölüm için. Oradan da aklına gelen bir şey var mı acaba? Yani orada bana yaptı, bayağı bir eziyet etmişti, söylüyorum anne bayağı eziyet etmiştim falan diyordum. Çünkü dediğim gibi hani o özel hayatta yol almamı istiyordu. İşte evimi yuvamı kurayım falan. Ben de zaten hani ne özel hayat ne konservatuvar öyle bir bilmiyordum, müzik okulu olduğunu bile bilmiyordum. Ben sadece seviyorum, müziği çok seviyorum. Gizli gizli o zaman böyle renkli kasetler vardı. Bir de çok utangaçtım. Acayip utangaç bir çocuktum. Köşe bucak yerlerde sesimi kaydederdim ve en ağır şarkılar. Yani meğer klasik şarkıları kaydediyormuşum. Şimdi baktığım zaman bir de sözleri tam anlamadığım için radyoda mesela Gülen Şen Sevdalılar diyeceğim. Gülen Şems Sevdalılar dermişim. Buna yakın böyle çok böyle şaşırdığım güfteler. Şimdi gülüyorum. Çocukluğumda diyorum ben bunları böyle değil de böyle söylemişim deyip gülüyorum. Dolayısıyla ben sevdiğim için müzik yapıyordum. Fakat annem, daha doğrusu etraf bana bu işin eğitimini almamı çok istedi. Dolayısıyla aileye böyle baskılar oldu. İşte bunu mutlaka okula götürmeliyiz, bu işin eğitimini almalı. Annem, hayır, biz böyle şeyler bilmeyiz. Bize böyle tekliflerle gelmeyin falan. Böyle onu, o teklifi bile hoş saymıyordu. Derken Ayıp gibi değil tabii tabii yani o teklifi bile ne siz söylediniz ne biz duyduk falan böyle taklidini mi? yapıyorum çok gülüyor bana. Kızım diyor işte ne bilirsin diyor yani o dönemde öyleydi ama aile içinde inanılmaz müzik var. Sazlı sözlü müzik var yani babaannem nur içinde yatsın. O en son şarkı okuduğunda 90 yaşındaydı gene böyle aile Aa, çok meclisi. güzel. Tabii tabii herkes O zaman sırası sanat gelmiş. sevdalısı bir aileden Bizim geliyorsun. aile böyle dayılarım. O kadar muhteşem sesler ki Çok annem de güzel. öyle. Fakat onun dışarıya böyle yayılmasını falan hiç istememişlerdi. Aile içinde. Aile içinde kalsın. İnternet dünyasında her gün yeni bir insan sözde sanatçı olarak piyasaya çıkıyor. Bu hepimizin şikayet ettiği, eleştirdiği bir konu. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun Eda Karaytu olarak? Sözde demesek daha iyi olur. Çünkü orası şey bir mecra. Yiğit meydanı, er meydanı diyelim. Herkes çıkar yaptığını sonuçta bir emek öyle ya da böyle bir emek veriyor. O yüzden burada dilek aslında bizim temennimiz şu olmalı. İnsanlar keşke bunların ayrımını iyi yapabilse. Sonuçta o dediğimiz insanlar sözde sanatçı dedin ya çok doğru bir şey söylüyorsun ama o sözde dememizi gerektirecek cümleyi kim kurdurtuyor? Yine halk Tabii kurdurtuyor. tabii tabii. Çünkü halk Ama izleme, bizler de bakma sonra da şikayet ediyorsun. İzlemeyeceksin, dinlemeyeceksin, bir tepki vereceksin, o onu yapmayacak. Böyle yanlış da cümle de kurmak istemiyorum. O kadar böyle seçerek kurmak istiyorum ki cümleyi. Kimseyi kırmak istemiyorum ama beğeniler maalesef insanlar kolayı seviyor. Kolay anlayacağı sözler istiyor. Kolay anlayacağı, algılayacağı güfteyi istiyor. Melodiyi istiyor. Yapacak bir şey yok. Biz mi onlara uyacağız, onlar mı bize uyacak? Onlar bize uyamadığına göre biz bir orta yol bulup seyirciye ulaşmanın yollarına bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani şeyi bozmadan, ödün vermeden orta yolu bulup maalesef ki seyirciye ulaşmanın, tüm arkadaşlarım böyle, seyirciye ulaşmanın yollarına bakıyorlar. Hayatına yeniden başlayacak olsan neleri değiştirmek isterdin? Ben yaptığım işlerde hep kusur bulan bir tipim. Ne olursa olsun illaki bir kusur bulurum. Yani başkaları istediği kadar alkışlasın. Tekrar başa sarıp bu tecrübemle daha farklı, daha başka, daha şahane işler yapabilirdim. Yine ama müzik. Tabii yine müzik. Bu Müzik tecrübem, vazgeçilmezim diyorsun yok yani. bir daha dünyaya gelsem bir daha bu duyguda, sanatçı olarak demiyorum ama bu duyguda, bu ruhta müziğimi yapmak isterdim. Çok güzel. Şimdi yakın zamanda bir klibin çıktı diye biliyorum ben. Single yaptık evet. Evet, single yaptınız. Sonbahar. Fatih Ağızkal'ın Güftele Evet. bestesi. Zaten çok yeni, bir hafta, Çok yeni evet. 10 gün. Biraz bu konuya değinebilir miyiz? Bu nasıl bir süreçti? Nasıl oldu? Bu nasıl bir süreçti? Uzun bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz hala da içindeyiz. Çok fazla böyle topluluklar, kurumlar da bir iş yapamadı. Hepimiz yani Kültür Bakanlığı koroları olsun, radyolar olsun hani canlı hiçbir program yapamadık. Bu süreçte ne yapalım dedik?
evden bir şeyler yapalım, üretelim. Tabii ki bir projeler ürettik. Hani boş durmadık. Şu anda hayata geçirmek üzere birçok yere verdiğimiz, inşallah duyacaksın sen de yakında. Tarih bekliyoruz sadece. Çok güzel. Onları üretmiş olduk. Ama dedik böyle bir kayıtlarımız da olmalı dedik. Sonra bir de bol bol dinleme şansınız oldu. Oluyor bu şeyde, bu pandemi sürecinde. Hı hı. Benim çok dinleme şansım oldu. Ne yapayım dedim. Bir sound değişikliği yapayım dedim. Birazcık böyle bir form değişikliği yapayım. Zaten değişiklikleri çok seviyorum ben. Hani dediğim gibi hani kaliteyi bozmadan değişik şeyler denemeyi, yapmayı çok çok seviyor, heyecan duyuyorum. Bir Fatih'le konuştum. Fatih için böyle bir şey yapsak nasıl olur? Yapalım mı? Ne yapalım? Ne yapabiliriz? Bir araya geldik. Bir daha hadi bir kahve, bir çay falan derken kendimizi bu adım sonbaharın içinde bulduk. Hemen kaydını yaptık filan. Çok da beğenildi. O bize aslında bundan sonra yapacaklarımızın yol göstericisiydi Adım Sonbahar. Bundan sonra ne yapabiliriz? Seyirciden gelecek tepkiye göre sound'umuzu daha belirlemek açısından bizim için bir anahtar oldu aslında. Ama şu anki durumdan memnunum. Gayet çok güzel. Güzel. Evet, ben de takip ediyorum. Bayağı beğenildi. Seyircilerimize bir hatırlatsak mı? Hazır seni burada bulmuşken bir küçük. Sonbahar. Ha. Evet. Toz duman yollarda düşer dururum. Hep mi kanar dizlerim? Linyit karası her gece yolunu gözlerim. Aklımda bin türlü hatıra var. Öyle söküp atmak sana kolay. Bu kadar yaşanmışlık masal gibi. Nasıl sevdik dile kolay. Yaprak gibi döküldüm bu mevsim. Hepten düştüm yerlere. Bize ait her ne varsa değiştin ellere. Bize ait her ne varsa değiştin ellere. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Fatih'in de yüreğine sağlık. Evet. Gerçekten çok başarılı bir proje. Şimdi az önce de söyledin sen. Herhalde yakın zamanda bazı çalışmalar olacak. Öyle projeler, mi? Proje bazlı evet. Konulu konserlerim var. Konserler başlayacak. Konser ama konulu, tiyatral içerikli. Çok güzel. Dönem çalışmaları. Ne zaman bir dönemi bunun müjdesi anlatan verilecek? Çok yakın. Çok yakında. Çok yakın evet. Paylaşacağım sizlerle. Şu an herhalde yani sürpriz Şubat, kalsın diyorsun. Şubat gibi sanırım bir tarih bekliyoruz. Ocak, Şubat. Türkiye geneli mi olacak yoksa? Başlangıç İstanbul, tabii ki sonrasında böyle bir turne gibi. Çok güzel. Eda şu anda Karay, her yer sevenleri dosyamız, haber bekliyoruz. İlgi gördü, sağ olsunlar ilgilenenler. Sizler de çok beğeneceksiniz ama söylersem evet. Bir... Tamam, sürpriz olsun. Sürprizi olsun, bozmayalım. Evet. Şimdi gerçekten uzun yıllardan bugüne gelen bir tecrübe, başarı. Ve sizlerin, şimdi biz birçok konuda belki yakınıyoruz falan filan ama buralarda olmak için birçok gencimiz mücadele veriyor. Tabii. Sen bu konuda sanatçı adaylarına, gençlere neler söylemek istersin? Nasıl bir yol izlesinler? Sanatçı adaylarına mesela yeğenim Antalya Konservatuvarı'nda okuyor. Çok kıymetli hocaları var. Destekliyorlar, çalıştırıyorlar, ilgileniyorlar tüm öğrencileriyle. Benim yeğenim bana, halacığım bana söylemek istediğin ne olabilir dediğinde her söylediğim şudur. Çok dinle. Eski kayıtları dinle. Günümüzü takip et. Eskiyi takip et. Hocalarının sözünü dinle. Ve en önemlisi hayatın boyunca, yani bu yolda ilerleyeceksen, hiç kimseyle yarışma. Kendinle yarış ve kimseyi asla ve asla kıskanma. Çünkü sanat camiasında bu fark etmiyor hangi tür olduğu. Bu yıpratıcı bir şey. Rekabet tabii ki insanı motive eden bir şey rekabet. Ama o tatsız rekabet olduğu zaman demotive de olabiliyorsunuz. O yüzden
yeğenime ve yeğenimin şahsında bana gelip de işte Eda hocam yahut da işte Eda ablacığım ne dersin, ne yaparsın bir şeylerini getirip dinletiyorlar yahut da işte bir şeyleri öne atmamı, ön ayak olmamı ya da bir cümle sarf etmem gerektiğinde tek söylediğim şey kendinle yarış, bolca dinle fakat paylaşımcı ol, alkışlamayı bil ama kimseyi kıskanma. Çok güzel. Bu çok mühim bir şey. Evet. Çok güzel. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken haberler.com aracılığı ile sevenlerine, sevenlerime neler söylemek istersin? Bir kere şunu da ifade edeyim özür dileyerek. Senden sevenlerine ve sevenlerime. Sevenlerin ve sevenlerim çok kıymetli. Başımın tacı. Şu anda bizi dinleyen, izleyen her kim ise bilsin ki gönlümdeler şu anda. Sağlıklı, iyi olsunlar. Güzel günlerde olsunlar ve müziği, sanatın her dalını kesinlikle desteklesinler, yalnız bırakmasınlar. Vereceğim mesaj budur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar güzel ayağına, yüreğine sağlık. Bir kez daha görüşmüş olduk. Çok da güzel bir program oldu seninle birlikte. Çok teşekkür ederim. Kırmadın buraya İnşallah kadar zahmet ettin. İnşallah daha böyle kapsam. Ettin. Rica Tabii ederim. Ki her zaman buluşacağız, her zaman görüşeceğiz. Tabii ki her zaman. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlara emeğinize sağlık. Evet, haberler.com da bugün perdenin ardındaki dünya programında Türk sanat müziğinin usta ismi, Kültür Bakanlığı sanatçısı, kıymetli dostum Eda Karaytuğ'u misafir ettim. Mükemmel bir program oldu. Sizler de bizlerle birlikteydiniz. Haberler.com ekranlarından ayrılmayın. Gelecek programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mikrofon Eda Karaytuğ'da. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Ne bir arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içim.